Konu ilk gündeme geldiğinde acaba Halk TV izleyicileri ne, ne kadar alakadar kadar eder diye bir hani de deyimiyle istifama kapılmadım değil ama baktım ki gerçekten konu dallı budaklı bir dallanan budaklanan bir tartışmaya evet. dönüştü ve aslında medya tartışmaların medya konularını bizim seyircimiz seviyor. Bu evet. da tam da öyle bir şey oldu. Yakından yani izleyicilerin, sosyal medya takipçilerinin, okulların evet. yakından tanıdığı, bildiği, sevdiği ya da sevmediği ama takip ettiği pek çok gazeteci, meslektaşımız ki senin de benim de pek çoğuyla hukukumuz var. Arkadaşlık, Hı -hı. dostluk, meslektaşlık, hepsi ilişkimiz yer, var. Hepsi saygıdeğer, hepsi kıymetli işler işte, efendim. Yani işte büyük ölçüde evet, büyü senin evet, Ben genellemelerden evet. kaçınmak isterim. Bir çoğu diyelim. Bir var. çoğu bir diyelim, çoğu, evet. evet öyle. Evet. Şimdi ondan sonra da tabii bir tartışma başladı bu davet olunca. Bu tartışmanın birçok boyutu var. Hı -hı. Bu tartışmada işte gidelim mi, gidilsin mi davete icabet edilsin mi, edilmesin mi tartışması edilsin diyenlerin de farklı argümanları oluyor. Yani ben giderim, Hı -hı. gitmek gerekir diyenlerinde farklı argümanları var. Ama daha çok birkaç tane gidilmesin, gitmemek gerekir diyenlerinde var. Bana herhangi bir böyle bir davet gelmedi ki zaten ben beklemem böyle bir daveti kendilerinden. Ama gelen arkadaşları tövbe tatlı bırakmak açısından söylemiyorum. Ben beklemem kendi hmm. açımdan. E, çünkü onlar için hata olur yani beni davet etmek. E, bu hatayı ilk anda yani mehilde falan da istemem. Hmm. E, i̇lk anda da e, ifşa ederim böyle bir hata yaparlarsa ve reddettiğimi anında kamuoyuyla kendi izleyicilerimle paylaşırım buradan da zaten böyle bir davete icabet edilmemesi gerektiğini düşündüğüm ortaya çıkmıştır. Evet. Bu şu açıdan ben bu davete arkadaşların gitmelerini ellerini varsa gidecekler doğru bulmam. Şu açılardan diyeyim daha, daha genel yani daha doğru olur. Şu açılardan demek birincisi ya yani Adalet ve Kalkınma Partisinin bu toplantısı bir propaganda toplantısı, bir tarihsel dönüşüm ya da Türkiye'nin Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı ya da işte Türk siyasetinde yeni bir kamplaşma, yeni bir saflaşma e, veyahut e, bir dönemin kapanması, yeni bir e, devrin açılması falan gibi bunları uzatabiliriz. Tarihsel ve siyasi önemi büyük bir hadise değil. Öyle yani bir gazetecinin Mutlaka orada olup izlenmesini, ge, izlemesini e, gerektiren bir Olmazsa büyük olmaz. olay. Olmazsa olmaz değil açısından. Bu bir tropa, propaganda lansmanı. Propagandif bir lansman öyle diyelim. Dolayısıyla gidersin ya da gitmezsin. İzlenim edine, edinebilirsin. Normal şartlar altında atmosfer e, yazıları yazılabilir, izlenim yazıları yazılabilir. Orada salondaki insanlarla konuşup onların duygu ve düşünceleri alınır. On bir röportaj çıkabilir ortaya. Televizyon röportajları yapılabilir. Ama bunlar hepsi aslında normal bir ülkede olur. Oysa biz fevkalade anormal bir ülkede yaşıyoruz ve bu anomalinin müsebbibi, sorumlusu bizatihi bu gazetecileri, bu arkadaşlarımızı bu toplantıya çağıran, davet eden iktidar AKP ve Erdoğan. Onun lideri Erdoğan. Şimdi bu arkadaşlarımızı niye şimdi çağırdılar? Bu arkadaşlarımız arasında belki daha önce uçaklara çağrılmış olanlar vardır. Ki uçaklara çağrılanlar arasında benim arkadaşlarım yok. Araştırmadım. Bazı meslektaşlarım çok güzel çeteresini tutuyor bunun, o fotoğraf arşivleri bir yerlerde birikiyor. Tamam mı? Ee, ama şunu biliyorum: Bu, bu arkadaşlarımızın pek çoğu akreditasyon kurbanı. Yani akredite edilmiyorlar. Toplantılara çağrılmıyorlar. Hiçbir yere çağrılmıyorlar. Soru sorma açık açıktan bir hükümet yetkilisine doğrudan soru sorma hakları yok. Ancak kulis bilgileri toplayabiliyorlar ki ben bu kulis bilgisi toplama yöntemi işte bu anormal dönemin, bu istibdat döneminin fevkalade aslında netameli ve müpen bir yöntemidir. O hale geldi. Kulis fazlaca manipülatif oluyor, doğruluğu da her zaman şüphe kaldırır doğru olsa bile kulis bilgisi. Buna böyle cephe gerisinden, paravan arkasından bilgi ve kırıntı toplama faaliyeti. Şimdi sen de bahsettin bir miktar. Bu insanları, bu arkadaşları tek tek tanıyoruz. Bu kamuoyu da tanıdı, isimlerini tek bir daha saymamıza gerek var mı? Bazılarını hayır, unutabilirim. Hayır, hayır. Gerek yok. Bu arkadaşların büyük bir çoğunluğunun çalışma yani işleri iktidar tarafından ellerinden alındı. Programları kapatıldı. Çalıştıkları ana akım medya kuruluşlarından sürüldüler, tasfiye edildiler, sürgün edildiler. Bu arkadaşlar, sen de dedin, mahkemelerde süründürüldüler yaptıkları haberler yüzünden haberler yüzünden üstelik. Yani yorum yorumların nedeniyle değil yorum neticede fikir özgürlüğüne girer. Ama haber neticede insanların anayasal hakkıdır haber almak, olan biteni öğrenmek bu engellenmeye çalışıldı. Ondan sonra aralarında bilemiyorum benim gibi bu iktidarın e, hapse attığı arkadaşlarımız var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Ama davalarda davalarda mahkemelerde Bir zulmetti. Arkadaşlarımız var. Bu iktidar niye bunları yaptı? Sadece bunlar değil yani ben bu arkadaşlar özelinde söylüyorum. Yani işte bu arkadaşların pek çoğu işlerinden edildiler, patronlar üzerine baskı kuruldu, kovduruldular, ayrılmak zorunda kaldılar ve bazıları da çok başarılı bir şekilde kendi işlerini kurdular, kendi YouTube kanallarını açtılar. Bugün Türkiye'nin en çok izlenen ...youtuberları haline geldiler yahut da kendi medya kuruluşlarını yarattılar. Uzun yıllardır emekle, büyük zaman enerji harcayarak... ...orada gazetecilik okulları meydana getirdiler falan ama hep bunlar iktidar yüzünden oldu. Yani iktidar hepimizin çalıştığı, senin, sen davet aldın... ...senin çalıştığın ana akım medyayı yok etti, parçaladı, mahvetti... ...el koydu ve ana akım olmaktan çıktı orası... Ee, sen, sen iktidar baskısı yüzünden işini kaybettin, hı hı. işlerini kaybettin. Ben de öyle. Benim ben davet almadım ama 2014'te televizyon programım iktidar baskısı altında sonlandırıldı. Daha önce yine 2012'de iktidar baskısı altında bir başka televizyon programı sonlandırıldı. Sonra 2015'te iktidar baskısı nedeniyle Milliyet gazetesinden kovduruldum. Ardından da işte 2016'da darbe darbe bir fırsat, bir lütuf bilinerek hı hı. işte Cumhuriyet e, operasyonu ve davasında tutuklanan, tutuklu yargılanan gazeteciler arasındaydım. Şimdi bu bu insanlara hakaret etmek değil midir? Bu insanları davet etmek bugün. Yani biz sizi süründürdük, biz sizi aç bıraktık ama siz bize rağmen gazetecilik yapmakta kararlı çıktınız. dirayetli davrandınız. akıllı olduğunu akıllı davrandınız. geçerli girişimlerde bulundunuz. zekanızı kullandınız. sizi yok edemedik. o yüzden sizi çağırıyoruz. hadi bakalım falan. yani bu bu ne demek? bu bu bence haysiyet kırıcı bir davet en başta. bu insanlara yapılan davet bu insanlara yönelik doğrudan haysiyet kırıcı bir davettir. çünkü bu iktidar hala hala anti gazeteciliği temsil ediyor ve daha 3-5 gün önce sansür yasasını çıkardı. O sansür yasasının bir maddesi ki kendilerine bağladıkları Anayasa Mahkemesindeki vicdan kırıntısının son vicdan kırıntısını da harekete geçirmiş ve Anayasa Mahkemesi 29. maddeyi yani retweet yap yapmanın dahi bir yıla 3 yıla arası hapis cezasıyla yargılanmasını gerektiren bir suç olarak kabul edilmesini içeren maddeyi esasdan incelemek için başvuruyu kabul etti. Böyle bir iktidar, böyle bir iktidar ve hala bugüne kadar yapa geldiği gazeteciliği bitirmek Türkiye'de medya özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ortadan kaldırmak için yapa geldikleri her şeyin de arkasındalar. Bu arkadaşların içinde bilemiyorum var mı sarı basın kartları iptal edilenler. Hepsinin sarı basın kartı var mı acaba? Ama çok sarı sayıda... kalmadı basın kartı rengi de değişti bu arada. Neyse işte ben ben sarı basın kartı o sarı Hı. basın kartı için mavi kart. Mavi kart mı oldu işte? Yani turkuaz kartı oldu, oldu ya da işte var. neyse. Ben hayatım boyunca hiç başvurmadım sarı basın kartı beni ilgilendirmiyor. Yani ama ilgilendiren ve sarı basın kartını kullanan arkadaşlarının belki eski kartları iptal edilmiş olanlar olabilir. Onu bilemiyorum. Bunlar neticede e, muhalif gazeteci olarak çağrıldılar, güya tarif edildiler. Ya muhalif gazeteci ifadesi bir kere yanlış bir ifade, kavram olarak yanlış katılmıyorum. Gazetecilik vardır, bir de muhaliflik vardır. Muhaliflik, değerler sistemiyle alakalı bir şey. Yani ben bugün eğer Türkiye'den, Türkiye'nin demokrasiyle yönetilmesini istiyorsam, Türkiye'de hukuk devleti istiyorsam, Türkiye'de bireysel ve hak, hak ve özgürlüklerin e, tam anlamıyla geçerli olması, uygulanmasını istiyorsam, kadın erkek eşitliği olmasını istiyorsam, fikir özgürlüğünün, akademik özgürlüğün olmasını istiyorsam, istiyorsam ve siyasi tercihimi de bu yönde kullanıyorsam o nedir? Oy vermek, misal. Yahut da ben yorumcuyum görüşümü, yorumumu bu çerçevede tanzim ediyorum. Bu yoldan, bu perspektif üzerinden paylaşıyorum. Bu beni muhalif yapar. Ama ben teknik olarak muhalifim ama ben görüşümü olgusallık çerçevesinde ve gazeteciliğin kabul edilmiş, genel olarak kabul edilmiş kuralları çerçevesinde belirtiyorum ve oluşturuyorum. Bu da beni gazeteci yapar. Muhalif gazetecileri çağırdılar demek. Deva gazetecilere hakarettir. Aynı zamanda da hince ve kurnazca bir bir ifadedir. Çünkü muhalif gazeteciler varsa iktidarın gazetecileri de vardır anlamına geliyor bu. Bir bu bir denklem. Muhalif gazeteci dediğin zaman bir taraftan da iktidar medyasına ve iktidarın medya görevlilerine meşruiyet atfediyorsun. Onlara meşruiyet kazandırıyorsun. Böyle bir şey yok. Gazeteci vardır ve gazeteci olmayanlar vardır. Ak ve kara gibi. Ak beyaz alanda gazeteciliğin beyaz alanında duranlar gazetecidir kardeşim. Anti gazetecilik alanında duranlar siyahı temsil edenler de iktidarın medya görevlileridir. Ve bu siyah alan iktidarın güç olarak kullandığı yargı, emniyet vesaire araç olarak kullandığı bütün bu e, unsurlarla alabildiğine daraltıldı ve en sonuçta işte sansür esası çıktı. Şimdi bu bakımdan Efendim, son bir şey daha söyleyeceğim. E, gazetecilik, efendim, yani bu gazeteciliği, e, bu da, gazetecilere yapılan daveti reddetmek, e, aktivizmdir ya da ideolojik yaklaşmaktır falan gibi eleştirileri de asla katta kabul etmiyorum. Şu açıdan kabul etmiyorum. Bir gazetecinin gazetecinin yapabileceği yegane meşru aktivizm basın özgürlüğü aktivizmidir basın özgürlüğü aktivizmine böyle onursuz, böyle hakaret Biz davetleri reddetmek de girer. Ve bunun nedenlerini açıklamaktır. Basın özgürlüğüne önem veren insanların görevi. Gazeteci kimliğimle oraya gidiyorum demenin hiçbir anlamı yok. Başka bir kimliğinle mi zaten çağırdılar seni? Tabii ki gazeteci kimliğine, kimliğinle gideceksin ama senin or oraya gazeteci kimliğinle gitmen acaba gazeteciliğine gazeteciliğe ne kazandıracak? iktidara, iktidara sana bunları yapa gelmiş, seni işinden etmiş. Anlatabiliyor muyum? Seni işinden etmiş iktidara ne kazandıracak? Senin oradaki varlığın. Yani kurbanlarını, yani sürdüklerini, tasfiye ettiklerini eskiden kullanılan bir tabir vardır. Vardı. Sivil ölü diyordu bir tane tetikçi, aşağılık bir tetikçi. Sivil ölü haline getireceğiz sizi. Getire mi? getiremediler getiremediler bizleri sivil ölü haline. Şimdi de çağırıyorlar. Şimdi bu bir, bunu reddetmek bence aktivizm değil. İki, ideolojik açıdan da bak yani gazetecinin, gazeteciliğin Türkiye'de kuruluşu maalesef sakat ve şuursuz bir temelli temeli zayıf olarak kuruldu. Çünkü gazetecilik başı başına zaten bir ideolojiye sahiptir. Gazetecilik, gazetecilik ideolojik bir iştir. Gazetecinin kendi ideolojisi vardır. Gazetecinin sola, sağa, İslamcılığa efendim liberalizme şuna buna ihtiyacı yok. Ayrıca bir ideolojiye sahip olmasına ihtiyacı yok gazetecinin. Ama gazetecinin mesleğini bir hakkın ifa etme gücünden gelen ve bunu savunma kabiliyetiyle oluşmuş bir ideolojisi vardır. O da o da doğru düzgün doğru düzgün bir hakkın adam akıllı gazetecilik yapmaktır ve bunu yaparak da zaten demokrasiye en büyük katkıda bulunuyoruz, katkıyı sağlıyoruz ve bizim mesleğimizi bu şekilde adam akıllı tam anlamıyla ifade edebileceğimiz rejimin adı demokrasidir ve dolayısıyla hepimiz demokrasiyi savunmak zorundayız. Demokrasinin, basın özgürlüğün, fikir hürriyetinin karşısında olan, ona düşman olan, onun karşısındaki karanlık alanı, anti gazeteciliği temsil eden iktidarlara karşı da gazetecilik ideolojisinin bize verdiği üstün üstün değerler çerçevesinde, o değerler seti, setleri çerçevesinde gazeteciliği savunmamız lazım. Bizi ezmeye kalkanların, bizi yok etmeye kalkanların davetlerine gazetecilik açısından bir mecburiyetimiz yoksa gitmeyeceğiz, gitmememiz, gitmememiz gerekir. Orada onlara zaten soru da soramayacağız, soramayacaksınız çünkü zaten bu basın toplantısı değil, bu bir şov, bu bir siyasi şov, bu 28 Şubat altılı masanın 28 Şubat toplantısı gibi bir şey değil. Ayrıca iktidarla muhalefeti de karıştırmayın birbirine. Yani Türkiye'de ana akımı altılı masa yok etmedi, Türkiye'de gazetecileri ana altılı masa hapse atmadı, Türkiye'de basın özgürlüğünü altılı masa ortadan kaldırmadı. Türkiye'de akreditasyon yasaklarını altılı masa getirmedi. Türkiye'de gazetecileri mahkemelerde altılı masa süründürmedi, tamam mı? Dolayısıyla böyle alt, altılı masayı oluşturan partilerle iktidar partilerini birbiriyle mukayese edip durumu normalleştirmeye kimse kalkmasın, oraya gidişinde meşru meşrulaştırmaya kalkmasın e, diye naçizane uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi pazartesi günü